Selamlar, herkese merhaba tekrardan. Sonunda L'Oreal Colorista videosuyla geri döndüm. Tabii herkes şu anda hangi renk aldığımı merak ediyor, daha doğrusu hangi rengi seçtiğimi. Öncelikle tekrardan herkese çok çok teşekkür ediyorum videomun altına. Aqua, mor, mavi, yeşil bir sürü rengi yazanlar için. Kafamı daha çok karıştırdım diyormuşum. Aslında yok, yani en başta da o videoda da söylediğim gibi mavi ve aqua arasında kalmıştım ilk başta. Sonra acaba mor mu, acaba mint mi diye düşünmüştüm. Aqua'nın bu kadar çok oy alacağını öyle söyleyeyim, beklemiyordum. Bir de aqua için koyduğum resimde çok farklı gözüküyor. Aqua'nın YouTube videolarını izlediğimde daha farklı gözüküyor. Sonra böyle videoları izleye izleye, ondan sonra bu kadar çok aqua dene dene acaba dedim aqua mı yapsam. Ondan sonra lafı daha uzatmanın manası yok, zaten tahmin etmişsinizdir. Aqua rengini tercih ettim. Şöyle de yakından göstereyim. Tabii birazcık parlıyor. Diğer pembe boyada olduğu gibi boya sadece 2 hafta sürüyor. 5-10 yıkamaya kadar geçeceği söyleniyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Yüzümün tamamen bembeyaz durması, saçımın kabarık durmasının sebebi dün akşam banyo yaptım. Geçen seferki hatayı yapmamak için, hani saçım kirli olmasın, hemencecik saçımı yıkamak zorunda kalmayayım diye bir gün öncesinden banyo yaptım. Bugün sadece boyayı suyla akıtacağım, şampuan kullanmayacağım. Çünkü geçen videoyu izleyenler bilirler, şampuanla akıttığım için zaten boyanın böyle çeyreği girek akmıştı. Kutuyu açtığımızda içinden yine bir kullanım talimatı, boyamız, bir de eldivenimiz çıkıyor. Geçenki videoda bunları bahsetmiştim ama neredeyse videoya çoğu kişi haklı olarak sesin çok az çıkıyor, sesin çıkmıyor, esas sesin fail olmuş dediler. Mikrofonum o zaman yoktu. Onun bir problemini yaşamıştım. Biraz da sessiz konuşmuştum. Sabah saatlerinde çekmiştim videoyu. Yine sabah saatlerinde çekiyorum. Kahvaltımı yaptım, sabahtan halledeyim dedim. Çünkü kurumasını vesaire bekleyeceğim tekrar video çekebilmek için. Ama en kötü ihtimal yarın video çekeceğim. Neyse, çok uzatmıyorum. Diğer saç boyalarına göre daha farklı bir yapısı var. Hani kokusu beni rahatsız etmiyor. Normalde ben annemin saçlarını boyarken böyle nefes almakta zorlanıyorum. Uy, bu nasıl bir koku vesaire diyordum hep. Ama bunda uygulamasında hiç öyle bir şey olmadı geçen sefer. Bu sefer de olmayacağını düşünüyorum. O zaman çok konuşmadan başlayalım. Ben direkt eldivenlerimi giyiyorum. Saçımı taramıştım zaten boyaması kolay olsun diye. Videoya başlamadan önce hemen eldivenimi giyiyorum. Bu arada fazladan bir tane daha eldiven vermişler. Rengi. Orada nasıl mor gözüküyor? Burada daha mavi gözüküyor. Ekranda mor gözüküyor. Havlu kullanmıyorum. Zaten evde giydiğim bir şey. Leke de vermediğini gördüğüm için hiç havluyla uğraşmıyorum. Birazcık kolay yola başvurdum. Boyama işlemini yaptım, şimdi bekliyorum. Bu arada boyarken aklıma şey geldi. Böyle tam yeşille mavi arasında bir renk olduğu için bu aqua renginin, hem yeşil diyenlerin hem mavi diyenlerin gönlünü yapmış oldum. O yüzden mutluyum. Ama mor diyenler için bir şey diyemiyorum maalesef. Üzgünüm. Bakalım şimdi bekleyelim nasıl olacak. Bir de boyarken bugün ayrı bir beceriksizliğim üstündeyim. Handımı falan boyadım, elimi boyadım. Bir de sonradan fark ettim, masanın üzerine sıçramış. Aslında dergi vardı ama onun dışında çıkmış. Öncecik asetonla sildim. Direkt çıkartıyor, problemsiz. O yüzden mutluyum. Saçım sonunda kurudu. Ben sonuçtan baya baya memnun kaldım. Kamerada gene nasıl durduğunu bilmiyorum. Çünkü şöyle bakınca baya yeşilimsi bir mavi, yani aqua dedikleri rengi görüyorum. Ama ekrandan bakınca birazcık daha böyle sarı alt tonluymuş gibi gözüküyor. Birazcık elektrik düşüyorlar tabii, kendim saç kurutma makinesiyle kurutmadığım için. Beyaz da giydim daha iyi görebilirsiniz diye. Bayağı memnunum sonuçtan. Fotoğraflar da ekleyeceğim şimdi. Umarım siz de beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendimi deniz kızı gibi hissediyorum böyle.